Allah Azze ve Celle esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhuldür. Hal böyle olunca kainatın temel meselesi Allah'ı tanımak olduğu için, talim-i esma dediğimiz Allah'ı isimleriyle tanımak olduğu için Allah bazı vasıtalar ile kendisini bize tanıtmış, bildirmiştir. Bu vasıtalardan 3 tanesi külli muariftir. Bir tane daha ekleyeceğim sonuna, 3+1 de diyebiliriz. Bu anlatacağımın sonuna bir de vicdanı ekleyeceğim. Vicdan, Allah'ı bizzat anlatan ciddi bir muariftir. Allah'ı bize tanıtan o büyük muariflerden bir tanesi kainat kitabı. Allah isimlerini cisimleştirmiş. Biz gözlerimizle onun isimlerini görebilelim diye kainata elma, armut, civciv, ceylan, çocuk, anne, saç, kaş, yıldız, bulut olarak serpmiş, dağıtmış. Şimdi bir kimyacı da öyle yapıyor değil mi? Derste anlattığını daha sonradan herkesin gözüne laboratuvar ortamında gösteriyor. Ta ki öğrencinin bahanesi kalmasın. Allah Azze ve Celle de Kur'an'da bildirdiği ne varsa o hakikatleri bir de kainat kitabının laboratuvarında bize göstermiş ki ta ki kulun bahanesi kalmasın. Allah'ı bize anlatan bir büyük muarif budur. Bir diğeri de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Allah'ı bize anlatan bir diğer büyük muarif ise bugünkü ana meselemiz olan Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın biz hayatıyla ilgili çok meseleleri okuyoruz, tahlil ediyoruz ama onun hayatında hangi meselenin dalını tutarsanız tutun, o dalı takip edin, 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 ağacın köküne gidin, tek cümleye başlayacaksınız. Allah vardır, Allah birdir. Yani onların varlıklarının en temel vazifesi neymiş? Allah'ın varlığı ve birliğini bizlere anlatmak. Şimdi ta bu mesleğin yeryüzündeki ilk temsilcisi Hazreti Adem'e bakalım. Şimdi Allah Hazreti Adem'e isimleri öğretti değil mi? Peki nasıl bir isim öğretti de melekler hayret etti, biz bunu bilmeyiz dedi ve orada secde etti. Buradaki talim-i esma dediğimiz neydi yani? Şimdi demek ki isim öğretme meselesi tam bizim anladığımız gibi değil. Şimdi benim gibi bir adama göz kelimesi ne anlama geliyor diye sorsanız size vereceğim 2 cümledir. Göz budur, göz şudur. Peki bir profesöre sorsanız göz ne demektir diye size anlatacağı nedir? 2 ansiklopedi bilgi anlatacaktır. Demek ki göz kelimesi yani isimleri öğrenme, öğretme meselesi bizim anladığımız gibi kuru kuru Hazreti Adem'e isim öğretmek değil. Onun altyapısıyla birlikte gözün Allah'ı anlatan mesajlarına kadar, yeryüzünde ne varsa her birisinin Allah'a intisap eden mahiyetine kadar Hazreti Adem'e öğretmiş. İşte biz talim-i esma diye bunu diyoruz. Yoksa kuru kuru elma budur, ağaç budur, güneş budur meselesi değil. Her bir eşyadan ona bakan esmaya giden bütün yolu Hazreti Adem'e öğretmesi meselesine biz talim-i esma diyoruz. Ve kainatın varlığının en mühim meselesi budur. Şimdi daha sonradan bizim bu isimleri öğrenmemiz için tıp, matematik, fizik, kimya bunların her birisi biraz daha fazla gelişmiş. Biz onların da yardımlarını alarak Hazreti Adem'e talim-i esma ne kadar öğretilmiş bir miktar daha anlamış olduk. Ama Hazreti Adem'e bu eşya isimleriyle birlikte öğretildiğinde Allah'a bakan yanıyla bütün mahiyetleri bir tamamıyla öğretilmiş. Bizim bugün Risale-i Nur'dan okuduğumuz esma meseleleri değil mi? Allah'ın ismini ne kadar çok okuyoruz. İşte Risale-i Nur'dan okuduğumuz esma meselelerinin her birisi bile Hazreti Adem'den mülhemdir yani. Adem babamıza o isimler öğretildi ki biz o isimlerden yani eşyadan esmaya giden yolları şimdi bir miktar talim edebiliyoruz. Demek ki kainata gönderilen elçiler ta Hazreti Adem'den Hatemün Nebi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar her birinin yegane vazifesi kainat kitabını elek etmişler. Her birinden esmayı bize talim etmişler ve devamında tek cümlede mutabık kalmışlar. Ne demişler? Allah vardır, Allah birdir demişler. Şimdi eve büyük bir eşya aldığımızda firma o eşya ile birlikte bir kullanma kılavuzu bir de elçi gönderiyor. Diyor ki siz bu eşyayı böyle tek başınıza kuramazsınız.
size bir elçi göndereyim diyor. Allah Allah. Yani bir tane alet aldığında bile firma aleti elçisiz göndermiyor. Doktora gidiyorsun, dizin sakat oluyor. Doktor diyor ki dizin için bu hareketleri yapacaksın diyor. Gönderiyor. Hemşire bakıyor reçetelere, bu hareketleri böyle böyle yapacaksın diyor. Fizyoterapiste gönderiyorlar, fizyoterapist de onu uygulamada gönderiyor. Şimdi kainattaki en ufak meseleler bile böyle uygulamaya muhtaçsa eğer, şu kainat kitabını yaratan Allah, bunun nasıl uygulanacağını göstermek için hiç elçi göndermez, olur mu? Hiç o elçilerin talebeleri olan evliyalar ve asfiyaları göndermemesi mümkün mü? Eğer bu işler satırdan öğrenilecek olursa, yani oku, öğren, oku, öğren olursa, o zaman devletler bu kadar masraf yapmaz. Bütün ilimleri, ulumları bir kitaba yazar, çocuğu da evden çıkarmaz, okul masrafına da girmez, buyur evde oku öğren der. Ama hiçbiri böyle yapmamış. Demek ki uygulama hayatın ta kendisi. Kimi mühendisler, biz okulda aldığımız eğitimin hakikatini sanayide usta uyguladığında gördük diyorlar. Demek ki uygulama dediğiniz hayatın ta kendisi ve bu uygulama için elçiler ve elçilerin talebesi olan diğer asrın o muallimleri olan evliyalar ve asfiyalar olmazsa olmaz. Şimdi biz Kur'an'dan namazı öğreniyoruz. Ama namazın uygulamasını kimden öğreniyoruz? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Peki o kimden öğrenmiş? Değil mi? Ruhul Kudüs olan Cibril Emin'den öğrenmiş. Demek ki bir namaz meselesi veyahut zekat meselesi veyahut ahlak meselesi veyahut insanın bu hakikatler için kendini feda edebilme meselesi, bunların her birisi bir uygulamaya muhtaç. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a ve talebeleri olan o güzide ashaba baktığınızda bizim başımıza gelebilecek veyahut gelmiş ne varsa alası onların başına gelmiş. Neden? Çünkü onlar muallim, yükün ağırını onlar kaldırmış. Demek ki şu kainatın varlığıyla birlikte varlığını tarif eden bir kullanma kılavuzu olan Kur'an ve onun uygulamacısı olan elçiler ve elçilerin diğer asırlara bakan yardımcıları olan evliyalar ve asfiyaların olması aklın bir gereğidir. Ama anlattığım ne kadar tabir varsa, evliyaları, asfiyaları, enbiyaları alalım. Şöyle her birisinin ulaştırdığı mesajı tek bir satıra yazarım. Her birisinin söyleyeceği yegane söz, La ilahe illallah hakikat. Şimdi anladınız değil mi? Bugüne kadar belki elmaya baktık, oradan bir analiz yaptık, Allah vardır, birdir dedik. İnsana baktık, oradan bir analiz yaptık, Allah vardır, birdir dedik. Ölüme baktık, ruha baktık, bunları inceledik, haşrin hakikatini anlamaya çalıştık, Allah vardır ve birdir dedik. Bugün Allah'ın varlığını ve birliğini ilan eden başka bir delil göreceğiz. Nedir bu delil? Enbiya, evliya, asfiyalar. Bizzat kendi varlıklarıyla şu kainatın bir sahibi vardır hakikatini açıkça ama ap açıkça güneş açıklığında ilan ve ispat ederler. Bugün de bunu konuşalım. 33. söz 8. pencere. Nevi beşerdeki bütün ervah-ı neyri ashabı olan, yani nur saçan ruh sahipleri diyor. Ervah-ı neyre ashabı, nur saçan ruh sahipleri. Kimlerden bahsedecek? Enbiyalardan bahsedecek, evet. Enbiyalar aleyhimüsselam, bahir ve zahir mucizatlarına istinat ederek... Şimdi onlar açıkça görülen mucizatlarına istinat ederek bize bir şeyi haykıracaklar. Neyi haykıracaklar? Kainatın bir yaratıcısı olduğunu haykıracaklar. Şimdi... Enbiya demek Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği dostları demek. Daha üstü yok mu? Daha üstü yok. 124 bin enbiya. Yani peygamber olduğu bize söyleniyor. Peki onların sertacı? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Onların her birisinin ruhları muazzam bir terbiyeden geçmiş. Ellerine ciddi hakikatler, hatta mucizeler verilmiş. Etraftaki insanlar ikna olmuş. Onların varlığını, hayatlarını görmüş. Gördükten sonra da eğer bu elçiler varsa onları terbiye eden bir Rab olmak zorundadır demişler. Demek ki onlar kendi varlığıyla neyin varlığını haykırmışlar? Allah'ın varlığını. İnanın hayatlarındaki bütün uygulamaları alalım. O uygulamaları tek bir satıra dökelim. La ilahe illallah'tan başka bir şey çıkmayacaktır. Şimdi biz tıbba müracaat etsek, bir hastalığımız vücudumuzda olsa
orada bir otorite vardır ve otoritenin sözünü dinlememiz gerekir, öyle değil mi? Yoksa yani sen de bütün hayatının 20 yılını adayacaksın, o ilmi öğreneceksin. Ya şu derimde bir pul pul dökülme vardı da bu ne demek istiyordu deyip 20 yılını buna adama icap eder. Bu kesbi bir ilimdir. Peygamberlik kesbi bir ilim de değildir, vehbi bir meseledir yani. Şimdi nasıl tıbbın bir otoritesi var ve dinliyorsun? İşte bu hakikatlerin, kainatın varoluş hakikatinin de otoriteleri var. Bu otorite 124 bin enbiya, peygamber yani. 124 milyon evliya ve asfiya. Bu işin otoritelerinin her birisinin söylediği cümle, bu kainatın bir sahibi, bir yaratıcısı vardır. Şu dersin sonunda nasıl olur da bir insan bu zatları haşa yok sayar? Nasıl olur da bu otoritelerin her birisinin ortak beyanını nasıl olur da bir insan dinlemez diye hayret edecek insan. Ve bunların içerisinde enbiyaların, peygamberlerin, nebilerin sert tacı Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir güneş gibi delildir. Şimdi birçok şey kendini göstermek için güneşe ihtiyacı vardır. Ama güneşin kendini göstermesi için ikinci bir varlığa ihtiyacı yoktur. İşte Efendimiz Aleyhisselam varlığıyla Allah'ın varlığını gösteren ayan beyan bir güneş. Kendi başına, kendi yürüdüğü yolda, kendi insanlık için söylediği bir sözde, kendi talim ettiği bir meselede, kendi açıkladığı bir olayda o olayı anlayan, görebilen insaf ehli der ki evet, bu zat bir elçidir ve bir elçi varsa o elçiyi gönderen bir Allah Azze ve Celle mutlaka vardır diyecektir yani. Efendimizin davası kendi başına bir delil, kendi başına bir güneştir. Demek ki bir insan vicdanlıysa, insaflıysa, insaf ne demek? İnsaf nısıf kökünden geliyor değil mi? Nısıf demek, yarım demek. Yani bir meseleye bakarken %50 sen haklı olabilirsin, %50 ben haklı olabilirim. İnsan bu ayrımı yapabilirse insaflı insan demektir. Bir insan insaf gözlüğüyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece hayatına baksa, bir parçasına baksa, vallahi bir peygamberden başkası böyle bir hayat yaşayamayacaktır. Madem bir peygamber, bir elçi vardır, demek onu gönderen de vardır diyecektir. Asıl mesaj burası değil mi? Evet, devam edelim. Ve bütün kulubu münevvere. Yani kalbi nurlu olanlar. Şimdi evliyaları anlatacak. Özellik olarak ne verdi? Kalbi öne verdi, dikkat edin. Evet. Aktabı olan evliyalar, keşif ve kerametlerine itimat ederek. Şimdi bir de evliyalara bakalım. Onlar kendi hayatlarıyla yine neyi ilan edecekler? Bizi terbiye eden bir elçi var. Onlar neyle terbiye oldu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla. Bizi terbiye eden bir elçi var. O elçi varsa o elçiyi gönderen var. Onu gösterecekler. Evliya velinin çoğulu. Veli ne demek? Allah'ın çok sevdiği dostları demek. Veliler. Tertemiz ruhları vardır. Nurlu kalpleri vardır. Esrar-ı gaybiyeye aşinadır. Yani eşyanın arkasındaki hakikati görebilirler. Kendilerinin özelliği fenafillah'tır. Yani Allah'ta fani olmuşlardır. Gözlerini Allah'a feda etmişlerdir. Gözleri Allah'ta fani olmuştur. Harama bakmazlar, yanlışa nazar etmezler. Dilleri Allah'ta fani olmuştur. Yalanı konuşmazlar, gıybet etmezler. Bütün hayatlarının tamamını Allah'a feda etmişlerdir. İşte böyle zatlar Allah'a feda ettikleri için manen de Allah'a bir yakınlık kazanırlar. İşte böyle zatlara biz evliya, yani Allah dostları diyoruz. Bir ağacın dalı düşünün, o dalından çıkan bir meyve düşünün. Evliyalar o meyve olsun. O meyveyi yediniz ama nasıl lezzetli. Yani ahlakı, hayatı, anlattıkları mükemmel. Meyveyi yedin nasıl lezzetli dersin ki, ya bu meyvenin geldiği ağaç mükemmel ağaçtır. Yani o ağaçta her birisinin muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun da elçi olduğunu anlayan anlıyor ki onları gönderen bir yaratıcı mevcuttur. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Ve bütün ukul-u nuraniye. Bu sefer akılları aydınlanmış. Ukul-u nuraniye. Evet. Erbabı olan asfiyalar tahkikatlarına istinat ederek. Şimdi asfiyayı da inceleyelim. Çünkü konumuz öyleydi değil mi? Enbiya, evliya, asfiya, bunların hayatları, varlıkları bir yaratıcının varlığını göstermek için var. Başlı başına bu cümle tamamen yeterli. Varlıkları var edeni göstermek için var. Şimdi de asfiyayı inceleyelim biraz. Asfiya safiyet kökünden gelir. Bu defa şöyle bir durum vardır. Hem kalp ayağıyla hem de akılla
hakikate giderler, asfiyalar. Yani ilimle marifete varan tahkik ehlidir. Çok önemli bir özellik de şudur. Hükümlerini tamamen Kur'an ve sünnetten istinbat ederek çıkarırlar. Yani daldıkları su ne oluyor genellikle asfiyaların? Tamamen Kur'an ve sünnetin içindeki gaybi hakikatler oluyor. Şimdi insanda iki mide vardır. Birisi kalp midesi, birisi akıl midesi. Bu iki mide doğru beslendiğinde insan insan olabilir. Bunların maddisine bakalım. Maddisi de çok önemli mi bunların? Çok önemli. Bakın, akıl maddisi de o kadar önemli ki Allah sert bir kafatasıyla korumuş. Doğru mu? Kalp maddisi de o kadar önemli ki Allah göğüs kafesiyle korumuş. Bu iki organın maddisi olmasa insan insan olamaz. Aynen öyle de bu iki organın manevisi olmazsa da insan insan olamaz. Nasıl Allah bu iki organın maddisini böyle muhafaza etmiş? Aynen öyle manevisini de evliyalarla, asfiyalarla, enbiyaların gönderdiği haberlerle muhafaza etmiş. Çünkü akıl ve kalp midesi beslenmeyen bir insan var olan insani özelliklerini gösteremez. Mümkün değil. Bir meseleyi yakalamışsınızdır diye zannediyorum. Asfiya bir cihette evliyadan daha kapsamlı. Çünkü bu sefer hem kalp ayağı var hem de akıl ayağı var. Her asfiya bu cihette evliyadır ama bir ekstraları vardır. Nedir? İlim ve marifet ufkunda çok gelişmişlerdir. Şimdi bir insan salih ameliyle Allah'ın çok sevdiği bir kul olabilir mi? Olabilir. Peki aynı insan Allah'ı çok fazla insana anlatamıyor olabilir mi? Olabilir. Demek ki bir insan Allah'ı çok sevmiştir, kalbi nurludur ama başkalarına anlatamayabilir. Bu bir evliya özelliğidir. Asfiyada ise hem Allah'a yakınlığı artmıştır, Allah'ı çok sevmiştir, hem de doğru ve güzel anlatarak başkalarına da sevdirmiştir. Bu cihetle asfiya evliyadan marifet ufkunda daha öndedir. Üstad Hazretleri bunu şöyle anlatıyor, evliya ile asfiyanın farkını. Derece-i şuhut. Şu demek, şahit olduğum, müşahede ettiğim, gördüğüm şeylerle artan imanım demek. Ne demek derece-i şuhut? Gördüğüm, şahit olduklarımla artan imanım. Derece-i imanı bilgaybtan çok aşağıdır. Gayba iman, şahit olunan imandan daha üstün oldu. İşte ehli velayet genellikle derece-i şuhut noktasında imanları artıyor. Ama veraset-i nübüvvet sırrına mazhar asfiyalar, Kur'an'ın içerisindeki bütün gaybi hakikatlere sanki gayb değilmişçesine inandığından dolayı o imanı bil gayb, o şahit olunarak elde edilen imandan çok daha üstün. Ayette öyle diyor değil mi? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ki gayba iman ederler diyor. Yani Kur'an'ın vurguladığı zümre o zaman bu zümre olabiliyor. Şimdi bu zatları biraz incelemiş olduk. Evliya biraz kafamızda yer etti. Asfiya biraz kafamızda yer etti. Şimdi bu iki makamı, bu iki yüksek mertebeyi gördüğümüzde şunu anlamamız gerekiyor. Her birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinden geçmiş. Bak şimdi. Terbiye ne demek? Bir şeyi terbiye etmek onu kemaline vardırmak demek. Ben tohumu toprakta terbiye edersem ne olur? Elma yerim. Doğru mu? Ben tohumu toprakta terbiye edersem armut yerim. Ben yumurtayı tavuğun altında terbiye edersem civciv olur, büyür tavuk olur. Terbiyeyi anladınız mı? Terbiye bir şeyi kemaline erdirebilmek demek. Bu az önce bahsettiğim yüksek manevi mertebeler, evliyalık veyahut asfiyalık. Bunların her birisi varlığıyla terbiye aldıkları elçiyi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da varlığıyla bu elçiyi gönderen bir yaratıcı vardır hakikatini bize gösteriyor. Şimdi mesela biraz örnekleyelim. İmam Gazali Efendimizin ilmi akıllara zarar. Astronomiden tıbba yani bilindiği gibi değil. Ne talim ettiyse ilim canibinden her birisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talip etmiştir. Ve İmam Gazali'yi görenler ne demişler biliyor musunuz? Hüccetül İslam. Yani yahu biz bu zatı görüyoruz. Varlığıyla, konuşmasıyla, yaşayışıyla İslam'ın delilidir demişler. Şimdi anladınız mı demek istediğimi? İmam Gazali'yi görenler iman etmişler. Neden? Çünkü varlığıyla İslam'a delil olmuş, delil olmuş. Kimin terbiyesinden geçmiş? Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi terbiyesinden geçmiş. Allah Allah. Şimdi Şahı Geylani Efendimiz ne kadar ilmi, ne kadar kerameti varsa her birini talim ettiği zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Şah-ı Geylani'yi gören kafirler demişler ki biz imanı ikrar edemiyoruz ama Şah-ı Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Allah Allah. Varlıkları, bak varlıkları. Şimdi ben bunları anlatırken biraz da şunu düşünün. Yokluğa kendince iman edenlerin önünde kim var örnek aldıkları? Çok enteresan değil mi? Yani Allah aşkına yani bir insanın, yani benim mesela aklım yetmese bu zatların varlıklarıyla peşine takılmam yeterli yani. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Ya şu hayatlara, yaşayışlara bakın. Mevlana'nın aşkı malumunuz. Ama Mevlana Hazretleri aşkı kimden öğreniyor? Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyor. Yani onun Allah'a olan aşkı Efendimiz Aleyhisselam'dan daha büyük değildir. Bakın öğrendiği, terbiyesini aldığı merkeze bakın yani. Hasan Basri zühdü kimden talim ediyor? Gene Efendimiz Aleyhisselam'dan talim ediyor. Bakın anlattığım zatların her birisi asfiya zatlar. Üstadımız şu Risale-i hakikatleri, marifetleri kimden talim etmiş? O da Efendimiz Aleyhisselam'dan talim etmiş. Demek ki o zatların her biri varlığıyla hem muallimlerini, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de onun bir elçi olup demek ki onu bir yaratan Allah var meselesine ispat ve ikna etmişler. Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikaten de o manevi terbiyesi dedik ya, o inanılmaz mesele. Üstad Hazretleri şöyle söylüyor, diyor ki bir nazar Muhammed'i fahmı elmas eder. Kömürü elmas eder diyor. Neymiş? Bir nazar etmesi. Şimdi bir örnek inceleyelim. Mesela Hazreti Ömer. Üstadımız şöyle buyuruyor, diyor ki İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer, ikisinin farkı bir çekirdek bir şecer. Çekirdekli ağaç diyor. Peki buna ne vesile oldu? Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmeye giderken, bak eli kılıçlı halde öldürmeye giderken gittiği yolda kendisi dirildi. Neyle? Bir nazar-ı Muhammed. Hazreti Ömer'in iman ettiğini duyunca etraf diyor ki, haşa rivayet öyle geçtiği için öyle diyorum. Hattab'ın merkebi iman eder ama Ömer iman etmez diyorlar. Bu zatı iman ettiren ne oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi terbiyesi. Buraya kadar tamam mı? Şimdi gelin bunları varlık ve birlik deliline bağlayalım. Buyur. Bir tek vahid ehad, vacibül vücut, halik-ı külli şeyin, vücubu vücuduna ve vahdetine ve kemal-i rububiyetine şehadetleri pek büyük ve nurani bir penceredir. İşte Allah'ın varlığı ve birliğine açılan pencere nedir? Bizzat onların Allah var demesidir. Allah Allah, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve esfiya ne demişler? Allah vardır demişler. Bu hangi pencere? Bugün 8. pencere. Onların bu hakikate haykırmaları bile Allah'ın varlığına ve birliğine bir delildir. Şimdi ben şu köşede bir dükkan tutacak olsam, dükkanın yanında da 2-3 tane dükkan sahibi arkadaşım var. Gidip desem ki ya birader ne diyorsunuz, tutalım mı bu dükkanı? Yo yo Mehmet abi, bu dükkanı tutma. Bu dükkan yaramaz. Allah Allah, öyle mi ya? Bir de 2 tane dayımın oğlunu çağırsam desem ki ya dayı oğlu ne diyorsunuz, anlarsınız. Ya bu dükkan tutulur mu? Bu dükkanın yeri meri çok kötü. Allah Allah, öyle mi? 2 tane de bu işin böyle ehli adam bulsam, arkadaşımın nazı geçmiş falan. Ya bir gelip de baksanız rica etsem. O ikisi de dese ki ya bu dükkan tutulur mu arkadaş? Biz yıllardır bu piyasanın içerisindeyiz. Bu dükkan burada iş yapmaz dese. 6 kişi tasdikledi. Ben bu dükkanı tutar mıyım? Tutmam. 6 tane adam. Ebe birader, 124 bin enbiya diyoruz. 124 milyon evliya ve asfiya diyoruz. Her birisinin dilinden dökülen tek bir hakikat var. Allah vardır ve Allah birdir. Gel de buna uy. Şu dükkanı cehennemin önüne açma. Kurtul bu yoldan diyorlar. Şimdi 6 tane amcaoğlunu dinleyip dükkanı açmayan bir insanın bu kadar zatları, bu kadar piştarı dinlememesi Allah aşkına yani aklın gereği midir? Normal midir? Yani buna böyle aa ne kadar mantıklı iş yapmışlardır diye bakılabilir mi? İnsafı kurur insanın ya, insafı kurur yani, Allah Allah. Yani 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve asfiya da senin kalbine inşirah vermiyorsa yani ne olacak şimdi? O dükkan nerede açılır? Buyurun bakalım nerede açılır yani. Allah muhafaza. Pencereyi anladınız mı? Pencere onların varlıkları. Öyle bir duruşları, öyle bir varlıkları var ki o ağızlardan yalan dökülmez. Allah. Devam edelim mi? Hem her vakit o makam-ı rububiyeti göstermektedir. Makam-ı rububiyeti yani Allah'ın varlığının, birliğinin en muazzam hakikat olduğunu gösteriyorlar. Yani bakın bu tevhid hakikati kainatın varlığından beri bu kadar ittifak edilen başka hakikat olmamış. Müttefikun aleyh mesele yani. Herkesin ittifak ettiği, itikadı böyle sallantıda bir adamı alın, bakın
O da bir Allah vardır diyecektir. İltikadı sakat bile olsa Allah'ın varlığı noktasında problem yoktur yani. Siz son yüzyıldır çıkan deizm meizm onları aldırmayın yani. Şimdi müşriği ele al. Müşrik Allah yok. Demiyor. Ne yapıyor? Şirk öne atıyor. Allah'a ortak koşuyor. Başka putların alıyor. Allah'ın esmasını o putlara dağıtıyor. Yani sahte ilahlar elde ediyor. Ama unutmayalım. Her sahte şey bize hakikisini ilan eder. Şimdi hakiki para olmasa kalpazanlar sahte para basabilir mi? Basamaz. Şimdi 3 çizgili Adidas olmasa 4 çizgili Abibas basabilirler mi? Basamazlar. 4 çizgili Abibas bize 3 çizgili hakiki Adidas'ın olduğuna delil oluyor değil mi? Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanı sahte peygamber çıktı. Müseleme Türk hesap. Neden? Hakikisi var. O yüzden çıktı. Şimdi bakın mesela bir sürü sahte Mehdi var. Neden? Demek hakikisinin ayak sesleri duyuluyor. Şimdi bakın bir sürü sahte İsa var. Neden? Demek ki hakikisinin zamanı gelmiş. Yani bir şeyin sahtesi ilan ediliyorsa mutlaka ve mutlaka hakikisi var demektir. Sahteler hakikisinden haber veriyor. Olmayan bir şeyin sahtesi olur mu? Siz bana olmayan bir şeyin ismini söyleyebilir misiniz? Mümkün değil değil mi? Mesela bir insan olmayan bir arsa için münakaşa etmez. Yeryüzünün varlığından beri Allah var mıdır yok mudur diye münakaşa edilmesi aslında Allah'ın varlığına bizzat delildir. Çünkü olmayan bir şeyin münakaşası da olmaz. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ya mesele böyle. Devam edelim mi? Ey biçare münkir! Kime güveniyorsun ki bunları dinlemiyorsun? İşte az önce dedik yani biz bu zatların arkasından gidiyoruz. Ebe birader yani bir sorsana sen kimin arkasından gidiyorsun? Kimin arkası yani? Şu silsileye bakın kopmamış bir silsile yani. Talebeleri de kendi gibi nurani, kendileri de talebeleri gibi nurani. Kopmamış bir silsile. Silsilenin kalabalıklığına bakın Allah Allah. Evet. Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla dünyayı gece mi oldu zannediyorsun? Ya işte varlıklarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi bize ilan etmişler? Şu karanlıktan bizi kurtarmışlar. Bir Allah var, birdir, haktır, ahiret vardır, sonsuz yurt vardır demişler ve bizi bu dünyanın karanlığından kurtarmışlar. Ne kadar insan minnettar olur değil mi? Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğinde. Beni bu karanlıktan sizin varlığınız mı kurtardı? Evet sizin varlığınız kurtardı. Ben size bu minnet borcumu nasıl ödeyebilirim? Nasıl ödeyebilirsin? Onları hakiki manada severek. Hakiki sevmek ne demek? Bir şair gibi saçı böyleydi, kaşı böyleydi. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki manada bağlılık ifadesi değildir. Onun bıraktığı davanın incinmemesine evindeki namus kadar değer veriyor musun? Hakiki sevmenin ölçüsü budur. Hudutta nöbet tutan bir asker gibi davanda uyanık mısın? Hudutta nöbette misin? Onun bıraktığı davanın peşinde misin? Yoksa böyle güzel metiyeler dizerek evde aman canım bu işte böyle olur diyenlerden misin? Bakın dikkat edin. Hakiki sevmek bu demek yani. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulallah canımdan sonra bana en tatlı sen geliyorsun. Olmaz ya Ömer olmaz. Beni nefsinden canından fazla sevmedikçe hakikaten iman etmiş olamazsın deyince ya Resulallah ben şimdi seni nefsimden daha çok, canımdan daha çok seviyorum. İşte şimdi oldu ya Ömer. Bu hakiki imandır diye işaret ediyor. Şimdi böyle seviyor muyuz acaba? Yani canımızdan fazla, canımızın istediklerinden fazla, nefsimize tatlı gelenlerden fazla bize daha sevimli geliyor mu? Gelmiyorsa, dünyanın meşgalleri hala daha sevimli geliyorsa bizde hakiki sevmenin alameti yoktur. Peki hakiki sevmenin başka alameti nedir? Birisi diyor gelip ya Resulallah ben seni çok seviyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne dediğine dikkat et sen ne dediğini duydun mu diyor. 3 kez daha tekrar ediyor ya Resulallah ben seni çok seviyorum. O zaman diyor ki eğer beni seviyorsan fakirlik için bir zırh hazırla. Herkesin aklına para geliyor fakirlik deyince değil mi? Fakir bir şeye ihtiyacı olmak demek. Yani nefsinin isteklerini uzak tutacaksın nefsin fakiri olacaksın. Canının isteklerini uzak edeceksin onun fakiri olacaksın. Sana makam kapıları açılacak. Allah'ın rızası daha tatlı, daha sevimli diyeceksin, onları iteceksin, onun fakiri olacaksın, onu beyan ediyor. Eğer beni seviyorsan fakirlik için bir zırh hazırla. Çünkü beni sevene fakirlik yani belalar hedefine koşan selden daha süratli gelir. Bizim bu hakikatleri anladığımızın alameti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasında ne kadar bulunduğumuzla gözükecektir. Şimdi bu davanın bir tane kapısı açılmış sizlere. Şimdi biz 15 gün İstanbul'a gidiyoruz. O gelmiyor, o evinde, öbürü dükkanında. Şimdi kardeş sen de burada samimiyetini sorgulamayacaksan hep ateistlere laflar söyleyelim yani. Siz de burada bakın. 15 gün cephede yoksun. Bizim ham maddemiz burası. Bizim fabrikamız burası. Biz burada yapılacak trilyon tane işten sabaha kadar gözümüze uyku girmiyor. Sen neredesin 15 gün yokuz diye hemen gidiyorsun dükkanlara şunlara bunlara. Ondan sonra da ruhunun ufkuna yürüyemiyorsun. Gene kendine zarar veriyorsun. Biz hepimiz toplasak biz hizmetçiyiz.
Bu davanın bize ihtiyacı inanın yok. Nice dökülenler vardır arkadaşlar, şahittir. Hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Allah isterse, razı gelirse büyütüyor. Ama senin buna çok ihtiyacın var. Ondan sonra da bunalımdan bunalıma çıkamıyorsun. Kendine kendi malın gibi böyle hırsızlık edersen ondan sonra da kurtulamıyorsun. E şimdi böyle oturalım, ağlayalım. Ya Resulallah böyle böyle diyelim. Ama bir tane şu mesele için fedakarlıkta bulunmayalım. Hala mesuliyet al diye arkasından koştuğumuz arkadaşlar var. E şimdi biz burada hakiki sevmek konuşuyoruz. Hakiki sevmek demek ki senin yaptığın değil. E biz burada iman delilleri konuşuyoruz. E iman delilleri seni de uygulama sahasına sürükleyemiyorsa bu iman delilleri de sende bir işe yaramıyor demek ki arkadaş. Demek ki bu derslerle bir dön artık, kendini çek et yani. 3 günlük dünya. Yaşın gelmiş bilmem kaça. E yani bu derslerin de bir amacı olması lazım, öyle değil mi? Sabahtan beri diyoruz ki yani Allah Kur'an'ı yazmış ama öyle bırakmamış. Uygulama sahasına çıkacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göstermiş. Allah aşkına şu yaşadığımız rahatlığa bakın. Yırtık tişörtümüz yok. Mis gibi yemek yedik. Suyum var, çayım var. Bir yere gideceğimiz zaman rahat rahat gidiyoruz. Sen de Allah'tan belanı mı istiyorsun be? Vallahi belanı istiyorsun. Firavun gibi yaşıyoruz yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin delili bu. 15 gün boyunca medresedesin. Hepimizin imanına vesile olmuşuz. Biz gitmişiz İstanbul'da işleri. 2 tane de vicdan sahibi demiyor ki ben de geleyim şurada kapıda durayım. Ben de geleyim halıyı sereyim diye. Yani bu dersleri böyle konuşuyoruz. Ateistlere gidiyor ya top. Gitmesin babacığım ateistlere. Bizzat siz üstünüzü alın yani. İnsan demez mi ya, elimize bir tane fırsat geçti. 2 tane hizmet edelim de sevap kazanalım. Şurada Allah da ben ona vefa gösterdiğim için acır bana vefa gösterir. Ondan sonra atıyor dünya dertleriyle boğuyor yani. Ne olacak? Orada da acıdığı için öyle yapıyor. Acımasa istidraç. Gitsin dünyada keyfetsin, sinek kanadı kadar ehemmiyet vermediğim, kafir bıraktığım dünyada alsın ne murat ediyorsa alsın. E bu derslerin uygulama sahasını çek edeceksin şimdi. Sen de edeceksin, ben de edeceğim yani. Ha? Ya bunları alıyoruz. Proje büyüyor mu gözümüzde? Siz denk geldiğiniz bir adama çok tatlı cümleleri 10 dakika içinde söylemeyi hakiki şefkat mi zannediyorsunuz? Değil. Hakiki şefkat dişini sıka sıka yıllar içerisinde bir proje oluşturacaksın ve milyonların imanını besleyeceksin. Hakiki şefkat budur yani. Kendinizi kandırmayın böyle küçük şeylerle. Biz hep o işte menakıpları da yanlış anladığımızdan böyle avunup avunup duruyoruz. E şimdi biri de gider ayakkabısıyla bir tane kediye su verir. O hadiste öyle yanlış taraftan anlar. E ben de ehli kemalim olmuşum der, gider iş yani. E şimdi bu kadar bizi hakikatlere ulaştırmış. Ne yaşadığını biliyoruz. Sahabe anlatıyoruz. Yıllarca anlatıyoruz. Böyledi, şöyle diyoruz. Hala hayatta bir şey değişmiyorsa, Allah sana insaf vermediyse ben veremem ki. Ne yapayım yani? Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.